Göründüğü gibi atmosfer çok iyi. Oyuncular, arkadaşlar, kardeşlerimiz çok iyi çalışıyorlar. Çok konsantre olmuş durumdalar. Çok motive seviyemiz yüksek bir durumdayız. Onun için sabırsızlıkla önümüzdeki maçları bekliyoruz ve inşallah hedefimize ulaşırız. Uzun yıllar Almanya'da görev yaptınız. Şimdi de milli takımda yardımcı hoca görevini sürdürüyorsunuz. Biz dışarıdan baktığımızda oyuncularla aranızda çok iyi bir bağ olduğunu görüyoruz. Nasıl bir sağladınız bu bağı? Ya tabii saygı her şeyin öncesidir. Oyuncu kardeşlerimiz hepsi değerli futbolcular, hepsi kariyerli futbolcular. Hepsiyle birebir ilişki, bağlantı kurmaya çalışıyoruz, iletişim kurmaya çalışıyoruz. Onun sonucunda tabii ki bu oyuncularla aynı hedefi peşindeyiz. Aynı isteklerimiz var. Onun doğrultusunda çalışıyoruz. Oyuncu atmosferimiz, iletişimimiz birbirimize çok iyi. Bu tabii ki öncelikle futbolcuların kişilikleri, karakterlerine bağlıdır. Çok fazla detaya girmeden. Şimdi fazla detaya giremem zaten çünkü sonuçta rakip de muhtemelen bizi izliyordur. O kadar da karşı takımın, teknik ekibin işlerini kolaylaştırmayalım. Kendi isteğimiz, kendi düşüncemize göre tabii ki bir düşüncemiz var, bir oyun felsefemiz var. Ama burada benim şimdi tam detaylı ve net şekilde girmem etik olmaz. Ekiple beraber çalışıyoruz, hocamızla beraber. Sonucunda tabii ki galibiyet için çıkacağız iki maç içinde. Ve galibiyet için ne gerektiriyorsa hem ofansif anlamda hem defansif anlamda sahada en iyi şekilde uygulamaya çalışacağız. Oğuzhan, pardon. Hocam, Stefan Kuntz'la geçmişten gelen bir arkadaşlığınız var, birlikte çalışmıştınız. Tabii Kuntz bize anlattı, biz sorduk ama yakınındaki biri olarak nasıl anlatırsınız? Bizim aradığımız enerjiyi bulduk aslında. Başka neler katacaktır bize? Şimdi Stefan Hoca'yla şöyle beraber çalıştık. Ben yaklaşık 20 yıl evvel kendi oyuncusuydum Stefan Hoca'nın. O günden tanışıyoruz. Burada hoca olarak ilk defa beraber çalışıyoruz. Kendisi iletişimi yüksek, insanlığı yüksek seviyede. Herkesi geminin içine almak isteyip üst düzey pozitif düşünen, pozitif yönlü bir hocamız, bir insan. Onun için onu da takıma tabii ki yansıtmaya çalışıyor. İnşallah bu havayı beraber galibiyetlerle süsleriz ve hedefimize ulaşırız. Az önce iletişimden bahsetmiştik Stefan Kuntz'un. Takım birlikteliğini, takım içindeki o birlikte hareket etme duygusunu geliştirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Hani biraz buradaki güler yüzün dışında içeride nasıl bir Stefan Kuntz var? Kuralları çok konuşuluyor çünkü basına yansıyanlar. İçerisi nasıl hocam? Stefan hocamız içiyle dışı bir insan. Yani burada nasıl görüyorsunuz içeride de aynısı. Kurallar zaten olması lazım. Sonuçta bir hedef doğrultusundayız. O kurallar kurulması lazım. Ona göre de yaşamamız lazım. Sadece söyleyebileceğim burada nasıl görüyorsanız kendisi içeride de öyle. Herhangi bir yapmacık huyu ve karakteri yok. Hocam milli takımda görev almak nasıl bir duygu? Neler hissediyorsunuz? Ya tabii ben buraya sadece görev olsun diye gelmedim. Bura benim ülkem, benim vatanım. Geleceğim en son yer de burası. Onun için tabii ki burada bu görevin sorumluluğunu biliyorum. Onun sevincini de yaşıyorum. Çünkü dediğim gibi burası benim ülkem. Son gideceğimiz yer de burası. Onun için tabii ki ayrı bir heyecanım var. Ayrı bir sevincim var. Elimden geleni yapıyorum.